Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Aks TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programının bu akşam iki değerli konuğu var. Emekli eğitim müfettişlerinden Sıtkı Kayaoğlu ve diğer konuğum da yine Türk Edebiyatı'na çok emek vermiş, 3 tane yayınlanan romanı var ve en sonunda kendini zirveye ulaştıran önemli bir araştırma kitabı var. Samsun'da edebiyat öğretmenliği yapan Melih Yılmaz öğretmenim konuğum bu akşam. Anadolu'da yüzyıllara varan kültür birikiminin yansıması olan bir takım örf adetler, gelenekler ve buna bağlı gelişimleri kitap haline getirmiş. Birçoğumuzun bugün yeni kuşakların özellikle bilmediği Anadolu kültürünün yansımasını içeren bir kitabı ortaya çıkarmış olan Sıtkı Kayaoğlu hocamdan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz sevgili hocam. Sevgili hocam, Sıtkı Kayaoğlu kimdir? Evet. Bizi tanıtır mısınız hocam? Sevgili izleyicilerimiz önce bir tanısınlar. Samsun'a 52 kilometre, Gava'ya 22 kilometre uzakta olan bir dağ köyü olan Azaldı Köyü'nde 1954 yılında doğup 120 öğrencinin içerisinde tek öğretmen tarafından okutulan 120 öğretmen içerisinde çok iyi dereceyle ilkokulu bitirip öğretmenim sayesinde ortaokula yazıldım. Ortaokulu Kavak'ta, Lise-i Havza'da, Bolu Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe Eğitim Yönetimi Bilimleri Teftiş Planlama Bölümünden mezun olup eğitime 14 yıl 17 yıl öğretmenlik, çok 17 güzel. Yılda denetçi olaraktan hizmet verdim. Mesleğimde çok başarılıydım. Mesleğimle ilgili gurur duyuyorum. Emekli olduktan sonra da kendi köyümü incelemeye Hacettepe Üniversitesi'nden Hakan Kırımlı diye bir doçent geldi. Baktım ki köyümle ilgili olmayan birisi kültür araştırması yapıyor. Ben neden yapmıyorum dedim. Dedemden duyduklarımı, annemden duyduklarımı ben bilmiyorum onların yaşadıklarını. Benim yaşadıklarımı da baktım çocuklarım bilmiyor. Bir şey soruyorum hiç haberleri yok. Kendimi geçmiş kültürümü geleceğe aktarmayı bir görev bildim. Teşekkür ederim. Hakan Kırımlı hocam da yardımcı oldu bu konuyla ilgili beni yönlendirdi. O kitabı çıkarttık. Ve böylelikle ben köyümün kültürünü gelecek kuşaklara aktarayım diye niyetli yola çıktınız ve sonunda bu eser ortaya çıktı evet. Diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Melih Yılmaz öğretmenim, siz Türk Edebiyatı'na çok önemli 3 tane roman kazandırdınız. Edebiyatçı olmak Türkiye'de biliyorsunuz çok zor bir uğraştır. Özellikle Türkiye'de. Ve daha sonra da romanlarınızın bir kısmını ben okumuştum. Bazılarını okumadım. Özellikle Gazel Kuşları ve Japon Balıkları onu merak ediyorum. Yeni eseriniz zaten, yeni yayınlanan. Fakat biraz önce bir cümle kullandım. Sizi zirveye ulaştıran eser dedim. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Türkiye'de hukukçu kökenli olup Türk Edebiyatı'na yine çok önemli eserler vermiş Şemsi Belli'nin hayatı, sanatı ve eserlerini inceleyen bir eser ortaya çıkardınız. Önce biz izleyicilerimizin yakından tanıyabilmesi açısından kimdir Melih Yılmaz? Bize tanıtır mısınız kendinizi önce? Melih Yılmaz 1966 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk evet. ve orta öğrenimini burada yaptı. Bir süre tarım ve inşaat işçiliği yaptıktan sonra 1991 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Kendimi üçüncü tekil şahıs olarak anlatıyorum. Evet. Memleketimin işte Siirt'ten Yalova'ya kadar, Yalova'dan Samsun'a kadar birçok okulda evet. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen olarak bir görev yaptım. En son Samsun Atakum Onur Ateş Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı görevinde bulunuyorum. Edebiyata merakım çocukluktan beri vardı. Zaten hep söylerler. İşte bir şarkıcıya sorarlar. İlk önce ne zaman sahneye çıktınız? O der 5 yaşındayken sahneye çıktım. Kendisini bu şekilde lanse eder. Doğrudur da bunlar çoğunlukla. Bizde de demek ki böyle bir toprak varmış. Edebiyata
Malatya'daki değişik gazetelerde, yerel gazetelerde yazılar yazarak başladım. Daha sonra ülke genelindeki değişik dergilerde, edebiyat, sanat dergilerinde değişik çalışmalarımız yayınlandı. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte değişik internet sitelerinde yazılarımız çıktı. İlk eserim Gece Bir Güneydoğu Masalı adlı romanım 2008 yılında yayınlandı. Herhalde ilgi görmüş olacak ki elimde bulunan ikinci eserim olan birinci paketini de yayın evim benden talep etti. Onu da verdik. Roman olarak üçüncü çalışmam olan Gazel Kuşları ve Japon Balıkları isimli eser de bu sene Nisan-Mayıs aylarında yayınlandı. Az önce söylemiş olduğunuz Şemsi Belli önemlidir. Bunu daha sonra mı konuşacağız, şimdi mi bahsedeyim tam olarak bilemiyorum ama Şemsi Belli ile bizim bir tanışıklığımız var. Yazar ile okuyucu arasındaki bir tanışıklık anı vardır. Bu doğrudan doğruya yazarın kendisiyle ilgili değildir. Yazarın bir eseriyle tanışmasıdır. Dolayısıyla yazarın ruh dünyasına, duygu dünyasına yönelirsiniz. Eski dönemlerde, kadim dönemler diyelim, kadim sözcüğü daha çok hoşuma gidiyor, mektuplaşmalar vardı. Mektuplaşmalar güzeldi de. O dönemlerde de edebiyatta kompozisyon dersleri vardı ve mektuba ayrı bir önem verilirdi. Ortaokulda okuduğum yıllarda Malatya'nın Pütürge ilçesinde lisede okuyan bir ağabeyim vardı. Her Pütürgeli gibi o da okulu bitirdikten sonra İstanbul'a çalışmaya gitmişti. Ben de bu dönemlerde artık liseye geçmiştim. Mektuplaşmaya başladığımız zamanlarda bir gün bana mektubunda üslubunuz Şemsi Belli'nin üslubuna ne kadar çok benziyor demişti. O zaman Malatya'nın Darende ilçesindeydim. Şemsi Belli kimmiş diye Osmanlı'dan kalma kütüphanesi olan yıl kaç hocam? 1981. 81. Evet. 1981, 82 olabilir, 81. Malatya Darende'deki o tarihi kütüphaneye giderek Şemsi Belli'yi araştırdım. Baktım ağabeyi Mustafa Kemal isimli bir kitabı var. Makbule Atadan anlatıyor. Güz Çiçeği isimli bir başka mensur şiirler kitabına ulaştım. Başşehir Sokağı isimli bir önemli şiir kitabına ulaştım. Ve derken biz Şemsi Belli ile bu şekilde tanıştık. Hocam, o ayrıntıya girmeden önce Şemsi Belli'yi kaç yılında başladınız araştırmaya? Şemsi Belli'yi araştırmaya kitaplarını okuduğumu varsaymazsak 1990 yılında. 90 yılında başladık. Sonra evet. Sonunda eser geçen yıl, bu yıl sanıyorum başında mı? Evet, evet. Bu yıl yine Nisan ayında yayınlandı. Şöyle kısaca, çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün son sınıfına geldiğimde bir tez konumuz gündeme geldi. Ben de o dönemin ve Türk Edebiyatı'nın önemli romancılarından Tarık Dursun K'yı incelemek istemiştim. Ancak bir türlü ona ulaşamadık. Sonunda bölüm başkanımız, Allah rahmet eylesin, Profesör Doktor Muhan Bali ile görüştüm. Şemsi Belli'yi gündeme getirdik. Hocam dedim, buna nasıl ulaşacağım dedim. Çok kolay dedi. Adresini bana verdi. Bir mektup yazdım ve 1990 yılında Şemsi Belli ile mektuplaşmaya başladık. Ve öyle başladı Şemsi Belli serüveni. Ve öyle başladı, evet. Hocam, oraya geleceğiz o ayrıntıya. Onlar çok önemli Türk Edebiyatı için. Bir de sizin romanlarınızı da konuşacağız. Ancak ben şimdi Sıtkı Hocam'a geçmek istiyorum. Çünkü ayrıntılara Sıtkı Hocam'dan başlamak istiyorum. Sıtkı Kayıoğlu, emekli eğitim müfettişisiniz. Hocam, sizin duyarlılığınız, biraz önce söylediğiniz gibi köyünüzün geleneklerini, örf adetlerini ortaya çıkarabilmek için bir başlangıç yaptığınızı biraz önce söylediniz. Anadolu insanı yüzyıllara varan bir kültür birikimiyle hala o Osmanlı'dan günümüze gelen geleneklerini sürdüren yapıya hala sahip. Bensin kitabınızda çok önemli ivmelere ulaşan yapıyı gördüm. Mesela günümüz mübarek Ramazan'ı icra ediyoruz şu anda. Bu önümüzde de bir dini, iki dini bayramımızın bir tanesi var, o kutsal bayramımız. Sizin burada bayram ve dini kültürümüzle ilgili gelişimler var.
Onlar çok enteresan. Şimdi, bugün gelecek kuşaklar bunu bilmiyor. Günümüzde yaşayan toplumdaki bireylerin birçoğu da bunu bilmiyor. Hocam buradan başlayalım. Nedir dini kültürümüzdeki genel akisler? Çok teşekkür ederiz. Osmanlı'dan beri dediniz. Hatta kültür toplumların tarihsel süreç içerisinde uzun yıllar kazandıkları ve kuşaktan kuşağa aktardıkları örf, adet, gelenek, görenek, maddi, manevi yaşam biçimidir. Evet. Bu Anadolu'da biz gelmeden önceki medeniyettir. 5 medeniyet geçirmiş bir ülke. O medeniyetten kalma kültürlerin de etkisiyle, kaynaşmasıyla kültürümüzde bir yapılanma var. Sadece Osmanlı ile değil, Türk kültürüyle değil. Burada etkilerin diğer medeniyetlerden kalma kültürler de var. Şimdi şu anda başlayalım bayram kültürümüzden. Önümüzde iki bayramımız var. Evet. Kurban hariç diğer bayramın diğer süreçleri aynı. Bayrama Arife gününden başlanır. Saat 11'de Arife günü herkes ama erkekler, bayanlar değil, mezarlığa gidilir. Mezarlığın ortasında bir çayır vardır. İmam oturur, herkes dinler, Yasin okunur, herkes mezarlarını ziyaret eder, yıkılan yerlerini düzenler, toprak noksanırsa toprağını tamamlar ve köye gelir. Akşamleyin, bayram akşamı camiye birer sofra çıkar. Camiye sofra çıkar, her evden sofrasını çıkarırken o vatandaş öyle alelade şeyler de çıkarmaz çünkü toplum önüne yemeğe gidiyor. Ona göre hazırlığını yapar, sofra çıkar. Herkes 5-10 kişi toplanır, kalabalık köy. Şu an şimdiki gibi değil. Yemeklerini yer. Bazen kendi sofranda yersin. Yani, nasıl denk gelir? Nasıl denk gelir? Bazen de düşmanın sofrasına da. Yani şöyle mi hocam? Bayram akşamı, Arife gününün akşamı, bayramdan bir gece önce. Ezan okundu, sofra çıkar camiye. Akşam ezanı okunduktan sonra bütün köylü birer sofra çıkar. Yemek o tepsilerde yemeklerini götürür camiye ve herkes bütün köylü orada toplanır, orada beraber yemek yerler. Beraber yemek yerler. Ve sabah namazına mutlaka ve mutlaka bir terslik olmasa herkes sabah namaza gelmeye çalışır. Sabah namazı, bayram sabah namazı çok önemlidir bizim köy için. Bayram sabahından sonra kurbansa kurban bayram namazından sonra bayramlaşma yapılır. Bayramlaşma caminin dışında büyükten küçüğe doğru yaşla hesap edilerek. Hocam o çok güzel bir gelenek biliyor musunuz? Büyükten büyükten küçüğe doğru şurayı bayram namazına başlamadan önce imam kalkar der ki cemaatim. İçinizde sakal bırakmak isteyen var mı der. Evet hocam. Sakal bırakmak isteyen kalkar, sakal duası yapılır. Yani sakal da bir dua ile bırakılır. Bu toplumun temel taşlarının ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Hocam bugün hala o gelenek devam ediyor mu? Sakal tabii o ama sofra yemek kültürü biraz kalktı. Ama yani bayram namazı sakal bırakmak isteyen var mı diye sorulur. Bayramdan bir gece önce olan o yemek işleri kalktı. Canlandırmak istiyoruz ama köyümüzün nüfusu azaldı. Herkes yine buradan gidenler sofraya götürsün. Yani hocam biz şöyle bir şey mi ortaya çıkmış oluyor? Teknolojik gelişimler, dijital gelişimler, evet, bu iletişimin çok güçlü olması. Şehire göç. Evet bak, tabii kente göçte büyük bir etken. 13 haneyle 17. yüzyıl başlarında 1642'lerde 13 haneyle kurulan köy 120'yi 100 yıl geçen duruma geldi. Tekrar 100 yılın içerisinde 40 haneye kadar indi. Şu anda köyde 15-20 hane, o da yaşlılar, köyde kalmışlar. Çoluğu çocuğu burada olmak şartıyla. Köyümüzün herkesin aşağı yukarı burada evi var. Evet. Herkes de emekli durumunda. Şimdi geldik bayram namazından sonra tekrar birer sofra çıkar. O sofrayı yeriz, kurban keseriz, Garantı köyüne bayramlaşmaya gidilir. Komşu köyünüz. Komşu köy
Bayramlaşırız orada, yemek yeriz. Onlarla beraber Karaysuflu Köyü'ne gideriz bayramlaşmaya. Hı hı. Aynı gün. Orada da yer içer. Herkes köylerine gelir. Ertesi gün bayramın ikincisi günü Karanti ve Karaysuflu Köyleri topluca bize Azaklı Köyü'ne bayramlaşmaya gelir. O köyler, o Karanti ve Karaysuflu Köyü bayramlaşmaya gelmeden önce sabahleyin yine biz saat 9-10 sıralarında helva çıkarırız camiye. Böyle undan yapılmış top helva. Helva çıkarırız yufka ekmek içerisinde. Ve o caminin önünde bakkallar, esnaflar iki gün hiç sevgilerini kapatmazlar. İnsanların hepsi caminin önünde olmak zorundadır. Çok ciddi bir hayvan otlatma gibi, ciddi bir iş olmasa, değirmen gibi ciddi bir iş olmasa hiç kimse bir yere gitmez. Ve camiye çıkan sofradan birer tane de köydeki hastalara evet. ayrılır. Oraya şunu da ilave edeyim. Çok müthiş bir gelenek ve lüzumlu da bir gelenek. Kurban eti payı dağılımı bizde çok farklıydı. Sonradan kalktı bu. 10-15 sene oluyor kalkalı. Hocam bir de herkes kurbanını kestiği zaman yarısını camiye götürür. Evet. Camiye verir. Muhtar 2 tane kasap tayin eder. Gelen etleri karıştırır. Kaç kilo geldi? Diyelim 300 kilo geldi. Köy kaç hane? 100 hane. 3'er kilo düşüyorsa, 5'er kilo düşüyorsa köye tekrar o etler pay edilir. Misafir geldiyse misafir de bir hanedir. Hastalar da bir hanedir. O etler tekrar dağılır. Böylelikle kurban eti gitmeyen hane kalmaz. Senin kesmiş olduğun et bir başkasına gider, bir başkasınınki sana gelir. Yani kurban eti şeyi de çok o geleneğimizde kalkmış durumda. Hocam bir de sizin kitabınızda o bayramlarda şey var. Haca gitmek isteyenlerin hacılık sıraları gelmiş ise, haca gitmeye evet. karar vermişse köy toplanır, yemeklerini alır, gider, helallaşma yapılır değil mi hocam? Bugün hala devam ediyor şimdi, mu? Şimdi hacca gidecek kişilere biz özel yiyecek paketleriz. Çay, şeker gibi gider maddeleri, misafirleri gelince harcasın diye paketleriz. Hacca gitmeden önce helallaşmaya gideriz. Hayırlı uğurlu olsun, yolun açık olsun deriz. Haçtan geldikten sonra yine aynı şekilde ziyarete gideriz. O da bize oradan getirmiş olduğu işte hurma gibi, zemzem gibi, seccade gibi bazı örtülerden ikram eder. O gelenek aynen devam etmekte. Aynen devam etmektedir geleneğimiz. Hocam sizin kitabınızın zaten içeriği Anadolu kültürünün yansımasının bir göstergesi. Bir de şey var hocam, bu eski medeniyetlerden kalma kültürlerimiz var. Evet. Örneğin orada öndül var. Hayvan hakları dernekleri büyük tepkiler gösteriyorlar biliyor. Şimdi kalmadı gerçi. Şimdi, bir de yaşmak olayı var. Bu eski medeniyetlerden kalma bu kültürel yapının efendim, yansımasını... Efendim kültür 1000 yılda oluşursa 3000 yılda anca reddedilir. Biz 1000 yılda oluşturduğumuz kültürü birkaç yılda, birkaç yüzyılda yok edemeyiz. Yanlış da olsa, bilime, teknolojiye ters de düşse. Şimdi öndül denen şey manda yarışı. Bir çift mandayı 7 evet. hanıya koşuyorsun. 7 hanının da tekerlekleri dönmüyor. Büyük odun ağaç sokuyorsun kalınlıkta. Tekerlekleri ağaçların köpüğünden beri şöyle askıya alıyorsun. Tekerlekler askıda. Kağanlar ağaç üzerinde. 7'si de. Hayvan bunu sürüyor. Yani gücüyle çekmek zorunda. Gücüyle çekmek zorunda. Birkaç yarışı. Hediyesi de yok. Sadece 2 metre bez. Fakat öküzler bunun farkındaymış. Ben bunu günlere yarışmadım. Dedemin anlattıkları. Evet. Dedemin anlattıklarını anlatayım. Öküzler bunun farkında. Çok sevinç ve neşeli bir şekilde yarışırlarmış. Müthiş bir yarışmış.
masraflı da bir yarışmış. Artık ne kadar masrafı nedir onların döneminde onu ben yaşamadığım için bu konuya anlatılan şekliyle değindim. Bir de orada kağına koşusu var düğünlerde. Tek kişi koşulur. Kağın arabasının tekerleklerini bir odunla askıya evet. alır, odunlardan sürüyerek kim fazla götürürse o bir tavuk alır. Hocam bir de şeye gelelim. Şu çok aslında o kadar fazla yoğun ki bu geleneklerin gelişimi. Yaşmak ve yol kesme. Efendim bu çok eski bir gelenek. Bu kadınlarda buyurun hocam. Saygının ifadesidir erkeklere. Nasıl yaşmak nasıl olur? Yaşmak başörtüsünü dudakları kapatacak şekilde yukarı çekmek. Burundan altını kapatmak ve saygının gereği. Hafif yukarı çekmek. Evet. Saygının ifadesidir. Benim hoşuma giden bir gelenektir. Yalnız hocam orada yol kesmede şu var. Saygıdan öte özür dilerim. Saygıdan öte yaşmaklı bir gelinin kayınpederiyle hiç konuşmadığı söyleniyor. Ve akrabası olduğu halde, yeğeni olduğu halde hala konuşmayanlar var idi. Veziköprü'de dahi ben görev yaptığım yerlerde bu gelenek var. Ama şu anda kalkmış durumda bu tip gelenekler. İşte o geleneklerin yani, kalkması, o gelenekler kalkmış durumda. Bu dijital teknolojinin, iletişim ağının, şehire göstermediğinin... Şehire döşendi. İnsanlar başını artık bilmiyor çemberi, yaşma ne olduğunu duymuyor. Yol kesmenin ne anlama geldiğini duymuyor. Eğer bir bayan baktı ki çok uzun mesafede değilse bekler, erkekler yol geçsin diye. Eğer mesafe uzunsa geçer. Eğer birkaç adım geçtiyse geri gelir. Bir adam müsaade eder erkeklere geçsin diye. Aslında bu tip şeylerin de disiplinlerin köy toplumunun oluşmasında faydası var. Yani şımarık olmaz, saygılı olur, delili toplu olur, büyüğünün karşısında nasıl konuşacağını, nasıl konuşmayacağını bilmesi gerekir. Ama şu durumda onlar kalktı gitti. Herkes eğitimli, kültürlü, en azından lise mezunu, üniversite mezunu çoğaldı. Onlardan okumayanlar etkilendi. Biraz daha insanlar kaliteli yaşlı şey yönüyle. Evet hocam, biraz önce de söyledim. Kitabınızda bu geleneklerin o kadar yoğun bir yapısı var ki. Bir post meselesi var. Bir de benim özellikle izleyicilerimin genç kuşağın bilmediği, özellikle 40 yaşının altındakilerin hemen hemen bilmediği göden gezdirme, yağmur duası. Efendim bu kültür... Çok ilginç bir gelenek hocam. Bu kültür, yağmur duası kültürü, üç köyün ortasında büyük bir çayır vardı. Karayuntu, Karaysuzu, Azaklı. Bunlar oraya toplanır, birer inek keser, herkes boş kap getirir, yahniler yer, sonunda yağmur duası yapılır, dağılırdı. Ayrıca biz bunu köyde çocuklar, bu yağmur duasını çocuklar, artık bu kültür Orta Asya kültürü müdür, Anadolu kültürü müdür? Orası da çok önemli değil. Yalnız bizim köyümüzde ve çevremizde yaşanan bir kültür. Bir kurbağayı sepede hapsedilir, üzerine otlar konur. Büyük bu pancar yaprağı gibi otlar konur. Ev ev gezdirilir. İşte göden göden gönderen, oklavası çöndüren deyince ev sahibi anlar ki çocuklar göden gezdiriyor. Neden gezdiriliyor hocam bu? Yağmur duası yapacaklar. Havada kuraklar gidiyor, kurak gidiyor. Bu Mayıs ayında yapılır genellikle. Yağmur yağsın, ürün bereketli olsun diye. O hanelerde ne istiyorlar bu haneler kurbağayla? Yumurta verir, tereyağı verir, ekmek verir. Aşağı yukarı köyün her hanesi gezidir. 25-30 tane çocuk gezer. En son haneye konuk olurlar. O tereyağı eritilir, yumurtalar pişirilir. O ekmekler doğranır, iyice kavrulur. Evet. Ayranlarla o yenir. Ondan sonra çocuklar bir ambarın önüne çekilirler. Başlarlar yağmur duasına. İşte bahçede çamur, teknede hamur, ver Allah'ım ver sicim gibi yağmur. Bunu defalarca söyleriz. Yağmur ister yağsın ister yağmasın. Biz hem kendi karnımızı doyurmak için, hem eğlenmek için, hem de
geçmişten günümüze gelmiş bir geleneği devam ettirmek için bunu yapardık. Hiç de unutamayız. Böyle yaşlılar bir araya yapılır. Evet. Evet. O öyle biterdi. Hocam. Fakat bu göden gezdirmeyi sadece 12 yaşın altı, 12 yaş dahil kişiler yapardı, evet. Çocuklar yapardı. Yani erişkinlerin yağmur duası farklı. Farklı. Bu çocuklara ait kurbağa gezdirmek. Evet. Hocam bir de bu koca karı ilaçları dediğimiz Anadolu insanı koca karı ilaçlarına biliyorsunuz çok meyillidir yıllarca. Modern tıbbın bu kadar gelişmiş bir yapısı yokken Anadolu'da mesela ayağı kırılan bir insana muska yazmak gibi bu tür buna şifacılık kültürü diyoruz demişsiniz siz kitabınızda. Evet efendim, bu kültürü kırmak kolay değil. Hala da kırılmış değil. Hala tırık bacağı muska yazanlar da var. Hala bundan dolayı vergi rekortmenleri de var ülkemizde. Bu ama artık bir çul bağla, bir ip bağlayıp da bir sudan dua okuyup su alıp da içerekten böyle öksürüğün, veremin, şunun bunun gideceğini bu devrin insanlar da biraz biliyor. Biliyor da her ne kadarsa da psikolojik bunalımlara girdiği zaman yine de şifacılara başvurmak zorunda kalıyor. Şifacılar örneğin bir kişi ezildi, düştü, bir elleri ezildi. Hemen ne yapar? Bir kuzuyu keser, sıcak derisine sarar. Ama tıbben uygun mudur, değil midir? Demek ki faydaları da var. Şimdi burada iki şeyi ayırmak gerekmez mi? Şimdi modern tıpta biliyorsunuz alternatif tıp diye bir akım evet. var. Alternatif tıp başka, bacağı kırılan bir insana muska yazmak başka. Bunun ikisini ayırmak gerekir. Birisi daha yapısal değeri farklı, diğerinin çok daha farklı. Ama sizin bir de şey var, bu kurşun dökme, arpa dökme bu eskidendi. Artık şimdi bu gelenek körenek kalktı. Çocuklar nezle olduğu zaman, grip olduğu zaman bunlar diller. Bu afsınlama falan yere gitmesi gerekiyor. Bayraklı'ya, Divanbaşı gibi köylere orada ocaklar var. O işi yapanlar var. Orada arpa dökerler ve kurşun dökerler. Evet. Çocuk kendiliğinden zaten iyi olur. Arpa ve kurşun dökmeden iyi olduğuna inanırlar. Bir de ayrıyetten şey olur. İnek üşür, süt vermez. Benim ineğe nazar değdi der. Gelir. Bir bardak, bir tas su okudur ve okuyan da arada sırada esner, okudukça esneyince çok nazar değmiş ineğe der. Artık onu ineğe içirirler mi, suyu üzerine mi dökerler, onu bilmiyorum. Bu tip gelenekler, bazı o tip şeyler de hala devam eder. Hocam Ramazan aylarında daha fazla oluyor sanıyorum. Bir imam keşiği diye bir şey var. Keşik nedir hocam? Şimdi imam keşiği Ramazan ayından ziyade bizde imam keşiği çok önemlidir. İmam keşiği mühimdir de. Köy, orak zamanında köyde kimse olmayabilir. Evet. Her ev hazırlıksız olabilir. Ama imam keşiği kendisinde olan adam 3 öğün sofra camiye çıkarmak zorundadır. Sabah, evet, öğle, akşam. Bir misafir geldiği zaman camide karnını doyuracaktır. Aç kalmayacaktır. Bu 1980'e kadar devam etti. Hatta öğretmenlerimiz bile imam çağırır, beraber yerlerdi. Öğretmen ve imam. Tabii öğretmenlerimiz dahi gelir imamla beraber yemek yerlerdi. Hiç derdi olmazdı. Akşam da yerlerdi. Sabah da. Camiye bana 90 günde bir şey geliyor. Keşik. 90 evet. günde bir de ben camiye 3 sofra yemek çıkaracağım. Herhalde böyle basit sofrada çıkarmam. Ondan dolayı yemekler hazırlıklı olur. Peki orada haneler arasında bir yarış var mıydı? Benim yok, keşiğimde öyle bir yarış yok ama yine de insan ister istemez biraz şey diyor da benim şeyimde biraz göze çarpsın der de kaliteli bir şey çıkarır. Yani benim keşiğimde benim yemeğim daha iyi olsun diye bir yarış. Öyle bir yarış söylenti
bir şeyi hiç duymadım. Olmaz ama o işten kişi kendiliğinden hanımına da söyler. Bu sofrayı ben ne diye götüreyim caminin önüne der. Bir şeyler yapsaydın der. O kültür çok mühim ve önemliydi, kalktı. Hocam, çünkü köy azaldı, yapamaz bu işi. Hı hı hı. Hocam tabii bu şey koca karı ilaçları ve bağnaz yapı Anadolu'nun birçok yerinde hala devam ediyor değil mi? Şimdi siz çünkü bir eğitim müfettişi olarak ilçelere de köylere de uzun zaman göreviniz icabı gittiniz geldiniz. İster istemez devam ediyor. İster istemez. Nedeni ne hocam sizce? Nedeni bir çıkar yol arıyor. Kısa yoldan işte bazı hala tıbba inanmayanlar da var. Tıbbı pozitif ilimlere karşı insanlar devamlı bu işi yapar. Nedeni sizin... Ve bilemez de yani köyde evet. De bir pozitif ilimlerin ne olduğunu anlamak için 100 sene geçer. Şükrolsun bizim köylerde artık o iş, çünkü şehirde büyüdü insanlar köyü bilmiyor. Şimdi desem ki ben boru öttürme nedir desem benim köyümde bilen yok. Benim emsallarımdan başkası. Deseniz ki boru öttürme nedir? Nedir hoca, hocam boru öttürme? Hoca ezene başlamadan önce bir boru vardır. Şöyle şeylerin, Afrikalıların vuvuzelası gibi. Bir dakika üfürerek döner yüksek bir yerde. Köyde duymayan kalmaz. Ondan sonra başlar ezan okumaya. Ben bunu sordum bir dalında uzman birisine. Mahsuru yok dedi. Faydası var, mahsuru yok dedi. Yani ilahiyatçı birisi mi? İlahiyatçı birisi. Yani, mahsuru yok dedi. Bu namaz... Yani bunu duyan dedi, ezan saatinin geldiğini anlar dedi. Ezanı duymayabilir de dedi. Bu boru biraz uzaklara da giden bir boru. Yani ezanın okunmadığı dönemde, ezan okunmayan bir köyde. Ezan okunacak, ondan sonra ezan okunuyor zaten. Ondan sonra okunuyor. Boruyu bir dakika öttürüyor. O boruyu bulamadım ben. Şeyini, fotoğrafı, kitabı ekleyecektim ama kaybolmuş. Öttürür, ondan sonra ezan okur. Tabii sevgili hocam, ezan saatleri biliyorsunuz artık bu teknolojik gelişimlerde. Tabii şimdiki için ses elinin altında telefonun cebinde, kalemin ucunda, saatin şeyi yok. Bu dönemde zamanın öyle boruya moruya şeyi yok. Evet. İhtiyacı yani yok. Müsbet bilimin gelişimi, teknolojik gelişimlerin, modern tıbbın gelişimine ne kadar direnebilecektir bu yapı? Ortada kaybolduğuna göre kaybolmak üzere direnmez. Birçok gelenek. Eski gelenekler genellikle bundan sonra. Kaybolan başka ne var kaybolur. Hocam? Kaybolur. Ekmek kültürümüz. Yiyecek kültürümüz. Turşu kültürümüz. Pekmez kültürümüz. Uhud pekmezi kültürümüz. Zamanımız ne kadar var bilmiyorum da. Zamanımız sınırlı ama çok önemli. Ben Uhud pekmezinin üzerine durmak istiyorum. Nasıl bir ve şey hocam? En az 40 yıl oldu bizde de kalkalı. Buyurun hocam. İnternete bakıyorum akşam, okuyorum. Profesör Doktor Erkan Topuz buğday çiminin müthiş bir şey olduğunu, salataların üzerine kırpıp saksıdaki buğdayların atılması gerektiğini söylüyor. Uhud pekmezi. Buğdayı çimlendiriyorsun belli bir ortamda, karanlık bir ortamda. 5 santim veyahut 10 santim çimler aşağıya beyaz salıyor, kök, bir de yukarıya salıyor. Karanlık olduğundan dolayı bunlar beyaz. Bunları alıyorsun, eziyorsun, sıktaşlarda sıkıp şırasından aynen şeker pancarı pekmezi nasıl yapılıyorsa yapıyorsun. Pişmesine biraz kalımı, biraz içine un, gözü çalanlar da oluyormuş ama bizimkiler yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bu tenekelere piştikten sonra tenekelere doldurulur. Hiçbir tatlandırma konmaz. Kuşburnu marmelat şeyi, reçeli neyse, kuşburnu marmelatı neyse, Uhud pekmezi de aynısıdır. Üzüm pekmezinin biraz daha yumuşağıdır. Birer tenike yapardık kış günü. Müthiş yerdik, bağırsak dostu ve kanser düşmanıymış. Ben okuduklarıma kadar internet üzerinden. Evet.
Bu geleneği başka yerde yapanlar da var. Ama biz kendimiz... Şu anda hala devam ediyor Şu anda mu? Devam etmiyor. 70'ten sonra kalktı. O da kalktı diyorsun. Kalktı. Nişasta yapmak kalktı. Saathane'deki satılan bastırmanın 5 kat kalitesini köylerde yaparlarmış eskiden. Nasıl yaparlarmış? Etleri belli kalınlıklarda iplere dizer. Bacalara asarlarmış. 50 kilo, 25 kilo, 30 kilo. Bizim ocaklarda devamlı büyük odunları sürülür, odun yakılır. Sobayı biz özel odalarda kullanırız. O ocaklar devamlı yanar. Duman ve işi bacada sinek ve kurtçuk türeyip etin bozulmasına engel şey edecek, yardımcı olacak aparatları, parazitleri ortadan kaldırır. Zehirlidir duman, öldürür. Ne yapar? O etin sobanın içini burunun kurum bağlaması gibi etler kurum bağlar. O etler kurur. Taş gibi kurur. Onu alırlar, temizlerler, yarım santim dışında bıçakla kazıyıp evet. Ve onu kuşbaşı kıyıp çok güzel yahni yapardık diyen o dönemi yaşayan insanlar hala 75 yaşında. Çok iyi biliyorlar. Şimdi o kültürümüz kalktı. O kültür güzel bir kültür. Şimdiki kültürümüzde her evde bir teneke armut kurutması olurdu. Elma hoşafı şey kurutması olurdu. Şimdi bunların hepsi kalktı. Kızılcık. Kızılcık olurdu. Sevgili hocam, kalkmayanlardan bir tanesi de Kaz Tiridi. Sizin yörenizin şimdi Kaz Tiridi, en önemli Kaz Tiridi, kültürlerinden bir tanesi. Şimdi yarayan kanamı biraz daha yaramı biraz daha kanattın. O Kaz müthiş bir toplumu bir araya getirme şeyi. Mesele gaz yeme değil. O komşularını davet etme, komşuların seni davet etme. O ne hoş bir şey. Gaz bir ay besiye konur. Bir ay besiden sonra gaz temizlenir, edilir. Bir akşam onun ciğerleri elde kesme makarna ile tereyağı ile makarnalı gelir. Ertesi gün gazın derisi yüzülür. 5 santim, 1-2 santim derisi, 5 santime yakın derisi olur. O kavrulur, konur. O pişen kazın eti üzerine biriken yağ tirit yapmak için yumuşak olur. Ekmeğe şey gitmez. Bir tarafa yığılır. Suyuna pilav yapılır. Özel şimdiki buğdaylardan olmuyor o ekmek. Buradan seni görüyorsun. Ekmeği tuttuğun zaman önüne seni görecek ekmekler yaparlardı eskiden. O ekmeklerden gece açılır. Özel üçgen şeklinde kesilir. O suyun, gazın suyunun üzerine biriken yağı alınmıştı ya bir kaba. Evet. Bir de bu derisini, kıkırdağını kavurduğumuz yağdan katılır. Bu taraf batırılır, yığılır bir tarafa. Karıştırılır, oldu, yağlanır bu yufka. Kaz pilavı bir siniye dökülür. Ortasına, orada şeyde var görüntüde, ortasına yedikçe biraz ilave edilir. Kaz şeyi olur. Eti ve kıkırdak. Bizde yaban elma ekşisi, acuk ekşisi deriz. Ondan yaparız, ayran yaparız. Şimdi kola, fanta gibi şeyler kullanıyorlar ama bizim eski şeyimizin tadı biraz daha doğal olduğu için daha iyiydi. Bu kaz orada bitmiyordu. Sadece kaz bir günde yiyip bitmişliği yok. Kazın ayakları temizlenir, ipe asılır, duvarda kurutulur. Kellesi duvarda kurutulur. Kanatları duvarda kurutulur. Neden hocam? Onlar neden kurutuluyor? Yarın keşkek yapacağım, ayağına birisini atarım tattansın diye. Öbürsü gün dolma saracağım, ayağına birisini atarım. Fasulye pişireceğim,
kellesini atarım. Dolmanın altına kellesini. Bunlar ayrı tat verir. Yani bir kaz 10-15 gün yenir. O biri kalan yağı. O kıkırdağından kalan yağlar da aynı gün tüketilmeyebilir. Kaz, biz yani kazı bir günde yemeyiz. Bunlar evet. Ayrı ayrı boyunu, kanatları, ayakları ayrı ayrı günlerde de değerlendirilir. Hocam, Anadolu adetlerimizin, geleneklerimizin, örf adetlerinin bugüne yansıyan yapısını konuşacağız. Ben Melih hocama geçmek evet, istiyorum. Evet, manatlı düğünü unutmayalım. Evet, onu da söyleyelim de. Onlara geleceğiz tamam. Hocam. Çok daha ilginç şeyler var. Onları da konuşacağız. İzleyicilerimizin özellikle bu konuları bilmediğini sanıyorum. Özellikle genç kuşakların. Sevgili Melih Yılmaz öğretmenim, Türk Edebiyatı'na 3 tane roman verdiniz. Ve bunlar birisi de ses getirdiğini biliyorum. Ama ben romanlarınızdan ziyade Şems-i Belli eserinizi konuşmak istiyorum sizinle. Şems-i Belli uzun yıllar hukukçu olarak serbest avukatlık yapmış ama edebiyata çok önemli ürünler vermiş. Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinde hatta birkaç şarkısı da sözü de Ferdi Tayfur tarafından okunan o bilinen ünlü şarkıları var. Ve Türkiye'nin önde gelen Türk sanat müziği bestekarları bestelemiş bunları. Böyle kıymetli bir edebiyata önemli ürünler vermiş birisine. Biraz önce nereden başladınız, nereden Şems-i Belli, neden Şems-i Belli araştırması diye söylediğimde siz kısa da olsa ayrıntıya girdiniz. Peki tekrar sormak istiyorum. Şems-i Belli Türk edebiyatında önemli ürünler veren birisi. O şarkılarından Bir Yangının Külü filmlere konu olmuş. Hatta o isimde film çevrilmiş. Filmlerde film müziği olarak kullanılmış. Çok da severek, ben gençliğimden beri çok da sevdiğim, severek dinlediğim önemli şarkıları da var. Şems-i Belli'ye devam edelim. Şems-i Belli bu kadar önemli ürün vermesinin yanında kişiliği nasıldı, ailevi yapısı nasıldı, dünyaya bakışı nasıldı, Anadolu insanına, Anadolu kültürüne ve özellikle Türk edebiyatına bakışı nasıldı? O sizi çok yakından tanıdığınız için bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim sevgili hocam? Teşekkürler. Yalnız İki konuk arasında kopukluk olmasın diye Şems-i Belli'ye geçerken değerli İlköğretim Müfettişi hocamızın dediklerinden ben şu sonucu çıkarıyorum. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişimizin sıkıntılardır bu. Dolayısıyla eski zamanlardaki o kırsal yaşantı kalmadı. Artık ekonomik olarak geçmiş oranla daha iyi konumlardayız. Teknoloji olarak sanayi toplumuna geçtik. Artık dijital bir çağ yaşıyoruz. Şimdiki gençlere kalkıp bizim çocukluğumuzda televizyon yayınları yoktu. Geldiğinde de siyah beyazdı. İşte Vizontele örneğinde olduğu gibi. Çocuklar bunu anlamak istemiyorlar. Bir de değerli hocamın dediğinden o Brezilyalı yazar George Amado'nun insanın çocukluğu ana yurdudur veya insanın ana yurdu çocukluğudur. Özdeyişi aklıma geliyor. Hı hı. Yaşlar ilerledikçe gelişen teknoloji karşısında birazcık direnç gösterme veya kabullenememe olduğunda insanlar ister istemez geçmişine yöneliyorlar. Geçmişe yönelirken iyidir, kötüdür tartışması günümüzde yapılmamalı. O dönem öyleymiş. O dönem öyle gelenekler varmış. O dönem içerisinde işte okuyucuya gidilirmiş, okuyucu okurmuş bunu, yani üfürükçü diye tırnak içerisinde söylediğimiz kişilere. Artık bunların belli bir şekilde tarihe mal olduğunu düşünüyoruz. Şems-i Belli de aslında köy kökenli birisidir. 1925 yılında dünyaya gelmiş, 1995 yılında dünyamızı terk etmiştir. Her ölümlü gibi o da geçip gitmiştir. Avukatlığının yanında gazetecidir de. Aynı zamanda iyi bir gazetecidir. Türkiye'deki günümüzde de halen yayını süren birçok gazetede röportajlar yapmış, yazılar yayınlamış, haber haber yayıncılığı yapmış bir kişidir. 1989 yılında TRT'de bir şiir programı yapmış televizyonda. Ondan önce de 1950'li yıllarda Adım Adım Anadolu ve 40 Gözlü Heybe isimli bir radyo programı yapmıştır. Bu radyo programında Anadolu'nun gelenekleri, Anadolu'nun
aşıkları, türkücülerini, o dönemin ünlülerini çıkarmaya çalışmış. Değişik yerleşim yerleri, Anadolu'nun her tarafındaki değişik yerleşim yerlerine ses kayıt cihazlarıyla giderek orada o yöreyi tanıtmaya çalışmış. O yörenin ileri gelen insanlarını, köylülerini yansıtmaya çalışmış. Kitabın kapağına konmuş olan fotoğrafta 1950'li yıllar içerisinde Malatya'nın bir dağ köyündeki küçük bir kız çocuğunu görmekteyiz. Küçük kız çocuğu bağlama çalmaktadır. Bu tür insanları ön plana çıkarmaya çalışmış. 1970'li yıllardan hemen önce de kalkmış bir Anadolu ağzıyla, yani İstanbul Türkçesiyle değil, Anadolu ağzıyla şiirler yazmış. Bunu kendisine sorduğumuzda, yani neden kalkıp da işte o ünlü Anayaso şiiri vardır. Kara dağlar gar altında garanda, ben bilmezem dil, ben görmezem dil bilmezem, Şavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem, bu ne iştir hoy babo gibi çığlıkların sahibidir. Yani ne demek hoy babo şiire girer mi? Kendisi bize şunu söylemişti. Frakla ata binemezsiniz. Aynı şekilde de bir köylü giysisiyle de dans edemezsiniz. Hitap etmek istediğiniz kitlelere onların diliyle seslenmeniz gerekir demişti. Dolayısıyla bir toplumcu gerçekçi edebiyat içerisinde mahalli, yerel ağzı kullanan bir şiir arayışına girmişti. Ağa Kapısı ve Anayaso şiir kitaplarında da bunu görmekteyiz. Örneğin biz Müsteşar Bey deriz. O Müsteşar Bey şeklinde köylünün ağzıyla bunu söylemiştir. Bundan başka tabii Şemsi Bey de aynı zamanda bir salon şairidir. İstanbul Beyefendisidir. İşte Bir Yangının Külü. Biz bunu Zeki Müren Beyefendi'den, Candan Erçetin Hanımefendi'den dinlemişizdir. TRT'nin önemli şarkıcılar da bunu söylemiştir. Ve herhalde Türk sanat müziği var olduğu sürece Bir Yangının Külü de Muzaffer İlkar'ın bestesidir. Makamı da Hicaz'dır. Var olacaktır diye düşünmekteyim. Emmioğlu'nu söylemişti Ferdi Tayfur 1990'lı yıllarda. İşte ben de bu dağların nesine geldim, meleşir koyunlar sesine geldim, bir garip ölmüş de yasına geldim, geldim Emmioğlu. O dönemlerde bayağı bir ün yapmıştı. Ün yapmıştı ama Ferdi Tayfur'la Şemsi Bey'le mahkemelik olmuştu. Çünkü telif konusunda anlaşamamışlardı. Telifsiz kullanmıştı sanıyorum. Bundan başka Postacı olarak bilinen bir şarkı vardır. O da gönlümde özdeyiş, gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan gezen biri var isimli şarkı. Ve bundan başka hocam, o şarkının bir özelliği var. Ben kitabınızda rastladım. O şarkının Alaaddin Şensoy tarafından rast makamında besteleniyor. Daha sonra da Selahattin İnal tarafından Buselik makamında. Evet, evet. İki ayrı makamda, evet, besteleniyor. Evet, ve evet. Çok sevilen de bir şarkıdır. Ne bende eski heves, ne sende o güzellik. Mahur makamında. Yine bu da. Evet. Buyurun sevgili hocam. 15 kadar şiiri bestelenmiştir. Yani özel olarak söz yazarlığı, yani güftekarlık yapmamıştır. Ancak dönemin bestekarları şiirlerini okumuşlar, bestelemeye uygun görmüşler. Gerek şiirin teknik yapısı, gerekse içeriği açısından bestelenmiş. Tutulmuş da, bayağı da tutulmuş. İşte hem böyle Şemsi Belli'nin bir köylü özelliği vardır, hem de bir salon beyefendiliği vardır. İlginçtir eşiyle tanışması. Bir Şemsi Belli hayatında hiçbir yarışmaya katılmamıştır. Gerekçesini sorduk. Çünkü dedi, ben dedi onlarda çok seçiciler kurulu, yani jüri olarak görev yaptım ve dönen dolapları çok iyi biliyorum. Bir şiir yarışmasında bir genç kızı özellikle birinci yapıyor. Ve bir süre sonra da Gülsen Tümer isimli hanımefendiyle, yani o şiir yarışmasında birinci yaptığı hanımefendiyle de evleniyor. 1960, 61 ve 66 yılında 3 tane çocuğu dünyaya geliyor. Ailesine bağlı.
tabi ailesine bağlı olmadan önce İstanbul'da yaşamış olmasının vermiş olduğu etki, belki fotoğraflara görülecektir, jön bir tip olması, yakışıklı bir yön olması, aynı zamanda şair olması, tanınan, bilinen birisi olması sebebiyle de ufak tefek kaçamakları olmuş ama evlendikten sonra o gönül durulmuştur. Evet. Hocam bir de Şems-i Belli'yi edebiyat çevreleri şair olarak kabul etmiyorlar değil mi? Böyle bir şey, bir gelişim de var sanıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. 1985 yılında Broy dergisinde çıkan bir yazıda Ümit Yaşar Oğuzcan'la birlikte Şems-i Belli'yi düzenin adamı, şairlikten nasibini almamış, şiirle ilgisi olmayan gibi ithamlarla ve kendilerince delillerle ileri süren bir yaklaşım olmuş. Şems-i Belli o zaman hayattaydı ve bunlara cevap verme gereği bile duymamış. Şiirin veya edebiyatın diyelim alıcısı çok önemlidir. Alımlama estetiği dediğimiz bir şey vardır. Bu Mevlana'nın deyişiyle sen ne kadar bilirsen bil, anlatacağın karşıdakinin anlayacağı kadardır. Dolayısıyla Şems-i Belli severleri de vardır. Şems-i Belli'nin güçlü evet. şiirleri de vardır. İtalyanca'ya, Fransızca'ya, İngilizce'ye ve Arapça'ya ve Farsça'ya, Urduca'ya çevrilmiş şiirleri vardır. Yani örneğin Talat Said Halman ki ilk kültür bakanımız olacak. Onun Yeni Zelanda'da çıkan bir Çağdaş Türk Edebiyatı isimli makalesinde Şems-i Belli'nin de adı geçer. Sanıyorum 1970'li yılların sonu 80'li yıllarda. Yani bir kişiye şair değil diyemezsiniz. Bir kişiye yazar değil diyemezsiniz. Çok çok onu beğenmezsiniz veya yok sayarsınız. Şems-i Belli hakkında her ne kadar böyle ağır ithamda da bulmuşlarsa da örneğin Yavuz Bülent Bakiler, örneğin Peyami Safa, Mümtaz Soysal, özür dilerim İlhami Soysal. Hocam onlara geleceğiz. Edebiyat Cümle Mütre'yi gibi şahsiyetler şiirleri hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. Evet, onları özellikle ben izleyicilerime de aktarmak istiyorum. Kısa bir reklam aramız olacak. Şems-i Belli'nin edebiyat çevrelerince çok baskıyla şair kabul etmemelerini çok güzel açıkladınız. Tabii kimse için böyle yargıda bulunmak mümkün değil. O Anadolu'nun bağrından gelen önemli eserler ortaya koymuş. Hatta bizim musikimizde de çok önemli denek taşları sayılabilecek eserlerin sözlerini yazmış bir insan olarak saygı duymaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Herkes istediğini her şekilde söyleyebilir. Ama bu eğitim işidir. Söylememeli aslında. Modern toplumlarda böyle değildir. O ayrıntıya geleceğiz. Çok önemli ayrıntı bence Türk Edebiyatı için. Sevgili izleyenlerimiz, iki değerli konuğumla ilgili Anadolu'nun yüzyıllara varan gelen, günümüze gelen kültürüyle ilgili söyleşimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programımızın bu akşamki iki konu Türk Edebiyatı'nın içinden gelen edebiyata önemli eserler vermiş Melih Yılmaz öğretmenim ve emekli eğitim müfettişlerinden Sıtkı Kayaoğlu'ydu. Anadolu kültürünün günümüzde birçoğunu kaybettiğimiz yapısının
kitabına almış ve o yüzyıllara varan Anadolu birikimindeki yapıyı kitabında günümüze yansıtmış, gelecek kuşaklara aktarmış bir yapıyla çok önemli bir işlev kaydetmiş durumda. Biz biraz önce birinci bölümde izlemeyen izleyicilerimiz için söylüyorum. Melih Yılmaz öğretmenimle Şemsi Belli'nin hayatını Türkiye'de ilk defa araştırmış ve Türk Sanat Müziği'ne önemli eserler vermiş olan Şemsi Belli'nin şiirlerini, sanatını, hayatını ve kişiliğini konuştuk. Evet sevgili hocam, kaldığımız yerden devam edelim mi? İstanbul'da özellikle Türkiye'de edebiyatın önemli denektaşlarının başında gelen kentlerden birisi İstanbul, metropol. İstanbul'da Türk edebiyatının önde gelen isimleri Şemsi Belli'yi şair olarak kabul etmediğini biliyorum. Oysa ki onun bir Başşehir Sokağı diye bir kitabı var. Bu çok yankılar yapmış. Ama birçok kesimde bunu kabul etmiyor. Müsaade ederseniz, Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri Başşehir Sokağı'na nasıl bakmışlar? Ben bunu izleyicilerime de aktarmak istiyorum. Sizin kitabınızdaki alıntıyı aktarmak istiyorum hocam. Yazıhanemin üstünde Başşehir Sokağı isimli şiir kitabı duruyordu. Aldım, sayfalarını karıştırarak dedim ki, kahkahalarla gözyaşları arasında size bir salıncak Kur'an şiirler. Bazen gülecek, bazen ağlayacak gibi olursunuz. Komedi kısmı da var, dram kısmı da. Peyami Safa, Milliyet, 1957. Başşehir Sokağı adlı yeni bir şiir kitabı sayfalarını çevirirken zaman zaman Çınar Altındaki Şemsi Belli'yi hatırladım. O dergideki ilk şiirlerinde yeni bir istidadın ilk izleri belirliyordu. Bu modernist şiirlerinde aynı zeka ışıkları görülüyor demiş Orhan Seyfi Orhan, yine 11 Eylül 1957'de. Behçet Kemal Çağlar ne demiş bu kitap hakkında? Başşehir Sokağı İstanbul şiirine iç Anadolu havasını götüren yeni bir Ömer Bedrettin Şemsi Belli'nin 3. şiir kitabı. Yerli olduğu kadar da yeni olmasını bilen bir şair. Bir okumuş, yazmış, öğrenmiş, hazmetmiş karı olan demiş Behçet Kemal Çağlar. Evet. İlhami Soysal hocam Sona Vadisi'de 3 Şubat 1957'de demiş ki Şemsi Belli kötü bir şair mi? Böyle bir hükme varmak insafsızlık olur. Başşehir Sokağı'ndaki şiirler içinde öylesine ışıklı, öylesine canlı, öylesine çekici yerler var ki insan kitabı bir türlü elinden bırakmıyor demiş İlhami Soysal yine Son Havadis'te 3 Şubat 1957 yılında. Türk edebiyatına bu kadar önemli eserler vermiş bu insanlar Başşehir Sokağı'nı böyle değerlendirmiş. Biz biraz önce Başşehir Sokağı ve diğer şiirleriyle ilgili Şemsi Belli'yi konuşuyorduk. Buyurun sevgili hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Başşehir Sokağı Şemsi Belli'nin ilk kitabın Köy Akşamları Malatya'da yayınlanmıştı. İkincisi Bahar Şarkısı Sivas'ta yayınlanmıştı. Üçüncüsü de Ankara'da, yani edebiyat ortamının güçlü olduğu bir yerde ve artık yerellikten genel Türk edebiyatına mal olan bir havayı yakalatmıştır Başşehir Sokağı. Evet. Şemsi Belli'nin toplam 32 tane kitabı vardır. Bunlar içerisinde araştırma, inceleme kitabı olanları vardır. Anı türünde olan kitapları vardır. Mizah yazıları olanları vardır. Araştırma, inceleme türünde olan eserleri vardır. Şemsi Belli Başşehir Sokağı'ndan sonra edebiyat otoritelerince tanınmaya başlamış ve dolayısıyla edebiyat yolunu emin adımlarla tırmanmış. Oradaki söylenenlerde olduğu gibi Anadolu havasını kalkıp yüksek kesime, üst kesime, Türk edebiyatına mal etmiş bir kişidir. Sorunuzu bekliyorum, ben devam edeyim. Hocam, Ağabeyim Mustafa Kemal kitabı. Evet. Mustafa Kemal Paşa'yı mı kastediyor orada? Ağabeyim Mustafa Kemal, Makbule Atadan'la yapılmış bir röportajdır. Ve ilk defa Türk basınında bir ses kayıt cihazıyla, o zaman teyip kelimesi kullanılmıyor, ses kayıt cihazıyla yapılmış bir röportajdır. Bu çalışmada Makbule Hanım
Gata Hastanesi'nde, o zamanki adı da yine Gülhane Askeri Tıp Akademisi, o dönemdeki hastanede kanser tedavisi görürken onunla bir görüşme yapıyor. O görüşmeleri ilk önce bağlı bulunduğu gazetede yayınlıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra da ağabeyi Mustafa Kemal Makbule Atadan anlatıyor diyerek kitaplaştırıyor. Bu kitap Atatürk'ün yakınında olan bir kişiyle ses kayıt cihazlarıyla yapılmış çok önemli bir çalışmadır. İngiliz tarihçi yazar Lord Kinross Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu isimli kitabına da önemli bir kaynakça oluşturmuş bir eserdir. Atatürk'ün bilmediğimiz yönü, insan yönü, çocuk yönü burada anlatılmıştır. Örneğin Atatürk hiç ağladı mı diye bir soru soruyor Makbule Atadan Hanım'a. O da cevabını veriyor. O da kitapta saklı olsun cevabı da. Bunun gibi devlet adamlığının yanında, komutanlığının yanında, belki öğrencilik yıllarındaki asilik döneminin dışında bir çocuksu yönünü de anlatan bir kitaptır. Bununla ilgili ilginç de bir olay olmuştur. TRT'de yıllar sonra bir başka yapımcı sanki bu röportajı kendisi yapmış gibi kalkıp bir 10 Kasım programında Makbule Atadan'ı konuşturmuş. Bu da fark ediyor tabii. TRT nezdinde girişimlerde bulunuyor. Röportajı yapan kişi de yaşına vurduğumuz zaman yanılmıyorsam 1954 yılında vefat etmişti Makbule Hanım. 1949 doğumlu bir hanımefendi çıkıyor. Dolayısıyla 5 yaşında bir röportaj yapmış oluyor onunla. İlginçtir. Yani bir fikir hırsızlığının da yapıldığını görebiliyoruz. O her dönemde var. O her dönemde var galiba. Tabii yasal girişimlerde falan bulunuyor ama bir sonuca ulaşamadığını da belirtiyor zaten. Ağabey Mustafa Kemal'de. Hocam uzun yıllar serbest avukatlık yapıyor değil mi? Evet, evet. Tabii bu duygusal yapısı edebiyata verdiği ürünlerden belli. Özellikle sadeliği, oradaki dilde kullanım ustalığı öne çıkıyor Şemsi Belli'nin. Şimdi Türk edebiyatında diyelim veya edebiyatçılar arasında bu işten para kazanan kişi pek azdır. Yazar doğru düzgün kazanamaz. Bunun için ek işler yapmak zorunda kalır. Ek işler aslında asil görevidir. Örneğin öğretmendir, örneğin işte avukattır, örneğin işte esnaftır veya işte başka bir şeydir. Şairliği veya yazarlığı ikinci plandadır. Bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Buradan şu da aklıma geliyor, onu da söyleyeyim. Mesela işte eğitimci yazar deniyor. Şimdi eğitimci mi, yazar mı? Öğretmen kimliği olabilir kişinin. Ama ikisini bir arada bulunmaması gerekiyor sıfatlandırma açısından. Örneğin Cemal Süreya maliyeciydi. Onun için maliyeci şair mi diyeceğiz? Örneğin Hasan Ali Toptaş icra müdürlüğünde çalışıyordu. Sanıyorum emekli olmuştur. Ona da icracı yazar mı diyeceğiz? Demirtaş Ceyhun mimardı. Evet efendim. Mimar yazar evet, mı? Evet evet Demirtaş Ceyhun mimardı. Mimar yazar mı diyeceğiz? Veya ne bileyim işte güncel olarak işte avukat tasavvufçu deniyor. İşte avukat mı tasavvufçu mu gibi. Yani bu sıfatlandırmalar yaparken kişinin yazarlık kimliğini belki bir yerde ayırmak gerekecektir. Şemsi Belli'de de böyle olmuş. Gazetecilik yapmış, avukatlık yapmış. Zaten şiirden, şiir kitaplarından veya çalışmalarından doğru düzgün para kazandığını tahmin etmiyorum. Belki bir yerde bazı gazetelerle mahkemelik olmasından dolayı, belki söz yazarlığından, az önce bahsetmiş olduğum o söz yazarlığından dolayı kendisinden izin alınmadığı için açmış olduğu tazminat davalarından yüklüce bir miktar para aldığını biliyorum. Yani para almışsa bu mahkeme sonucunda kazanmış olduğu bir miktar para vardı. Bunun dışında yazar zaten doğru düzgün bir şey kazanamaz. Avukatlık yapmıştır. Hatta dönem 1960'lı yıllara Kesikbaş davası olarak basında bilinen
ve Türkiye genelinde de yaygınlaşmış bir cinayet vakasında da avukat olarak bulunmuştur Şemsiberli. Bunun... Hocam biz edebiyatı konuşuyoruz sizinle, evet. Türk edebiyatını. 1960, 70, 80, 90'lı yıllarda Türk edebiyatının dünya edebiyatı karşısındaki durumunu kıyasladığımız zaman son yıllarda özellikle 2000 sonrasında Türk edebiyatı hangi noktada? Ben hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum size müsaade ederseniz. Nazım'a sormuşlar uluslararası bir toplantıda sanıyorum Bükreş'te yanılabilirim. Demişler ki biraz alaycı sanıyorum o Valla'nın kitabında okumuştum onu ta lise yıllarında Valla Nurettin'in. Nazım demişler Türk dili nerede demişler. O da gayet gururla demiş ki Türk dili zirvede tek başına duruyor demiş dünya dilleri arasında. Şimdi Türk edebiyatı, dünya edebiyatı arasında özellikle 2000 yılda sonra nasıl bir konumda sizce hocam? Çünkü biliyorsunuz Türkiye artık Türk edebiyatında bir Nobel getirmiş Türkiye'ye bir devlet olarak görülüyor dünya uluslar arasında. Sizce şu anda nasıl dünya edebiyatı karşısında Türk edebiyatı? Teşekkür ederim, teşekkür ederim de yalnız zor tabii soru, bu bizim bu bizi aşar abi diyorlar. Bu bizi biraz aşar. İki türlü yanıtlamak isterim cevabınızı. Bir Türk edebiyatı şu anda nerede? İki dünya edebiyatı arasında nedir? Şimdi bu soru yazarlara veya şairlere sorulduğunda yazar veya şairin yeni bir kitabı yayımlanmıyorsa, yazdıkları dergilerden geri dönüyorsa, yeni kitaplarını yayın evleri basmaya yanaşmıyorsa, Türk edebiyatı günümüzde çok kötü bir durumda diye cevap verirler. İşte yani. Basın tekelleşmeleri, yayın evlerinin işte holdingleşmesinden dolayı, tanıtımların düzgün olmamasından dolayı Türk edebiyatı çok kötü bir yerdedir diye cevap verir. Ama tam tersi, kitapları baskı üstüne baskı yapan herhangi bir kişiye sorulduğunda Türk edebiyatı günümüzde çok iyi muhteşem bir yerdedir. Bir noktada. Muhteşem bir noktadır, noktadadır ve geleceği çok parlaktır diye cevaplar. Ben bu yazar sıfatını da belki tam olarak kendime yakıştıramıyorum. Necisiniz yazarım. Ya pek o da pek olmuyor sanıyorum. Yazarlık kendinizi Türk edebiyatı içerisinde belki bir yerde görmeye çalışmaktır da diyebiliriz. Bu kimin eserinin iyi olduğu, kimin eserinin geleceğe kalacağı zaman belirleyecektir. Edebiyat otoriteleri vardır, edebiyat dergileri vardır, edebiyat eleştirmenleri vardır. Onlar kıyısından köşesinden tutarlar, belli bir yere getirirler veya silip atarlar. Belki yazarın sağlığında yazar kitapları yeni basım yapmaz, popüler bir kişi olmaz, hiç kimse de bilmez. Ama belli bir süre sonra bakarsınız ki aradan 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl geçmiş birileri bulup çıkarıverir. Nitekim işte Oğuz Atay Tutunamayanlar ölümünden 5 yıl sonra bulundu. Bizim Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi tozlu raflardan 200 yıl sonra bulundu, yeniden gündeme getirildi. Bunun gibi örnekler vardır. Örneğin 18. yüzyılın ünlü şairi Nedim, döneminde de pek fazla bilinen popüler bir şair değildi. Ancak Servet-i Fünun dönemi şairleri dediğimiz kişiler onu da tozlu raflardan bularak gün ışığına çıkarıyorlar. Ve bugün Türk edebiyatının, divan edebiyatının önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Türk edebiyatı Türkçe dünyada konuşulan 10-15 dil içerisindedir en fazla konuşulan. Türkçe derken bunu Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi ve Çin Seddi'ne kadar olan Türk topluluklarındaki şiveler üzerinden söylüyorum. Türk edebiyatı örneğin bir Kırgız edebiyatından Cengiz Aytmatov gibi dünya çapında bir kişiyi çıkarmıştır. Yaşar Kemal hakeza, Allah uzun ömürler versin, yine öyledir. 2006 yılında Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında da Türk edebiyatına doğru bir meyilleşme, Türk edebiyatını tanıma talebi ortaya çıkmıştır. Biz Türkiye içerisinde Orhan Pamuk iyiydi, kötüydü. Çok iyi yazardı, çok kötü yazardı. İşte siyasi düşüncesi şuydu, öteki düşüncesi buydu gibi tartışmalar yapalım. Yapılabilir.
Ama şunu unutmayalım ki birçok şair ve yazar döneminde zaten hep tukaka edilmiştir. Hep dışlanmıştır. Tarih onu bir yere bir yerde ortaya çıkarmış. Tarih ona sahiplenmiştir. Dolayısıyla yaşanılan dönem içerisindeki tartışmalar bir kenara bırakılacak ve günümüzden 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Orhan Pamuk'un değerli veya değersiz olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. 2006 evet. yılından sonra sanıyorum 2008 ve 2009 yılında Kültür Bakanlığı'nın girişimiyle Frankfurt Kitap Fuarı yapılmıştı. 2009 yılı olacak. Evet 2009 yılında. O kitap Frankfurt Kitap Fuarı da Türk Edebiyatı'nın orada bir stand açması dünya edebiyatının da yayın evlerinin bu konudaki girişimcilerin de dikkatini çekmiş. Dikkat çekici tabii, tabii. Birçok yaşayan yazarımız çevrilmiştir bu vesileyle. Yani dünyadaki ortalama 40 dile dünya çapında tanınmıştı. Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Orhan Pamuk gibi yazarlarımızın dışında örneğin işte Oya Baydar, İtalyanca'ya kadar son zamanda İtalya'da bir ödül almıştı sanıyorum. Kadın yazarlarımızdan Adalet Ağoğlu'na varıncaya kadar birçok kişi dünya edebiyatında yerini almıştır. Yani Nobel'den sonra Türk edebiyatındaki eserler dünya dillerine çevrilmede daha yoğunlaşmıştır diyorsun değil mi hocam? Elbette yani bir yerde gözlemlediğim kadarıyla, okuduğum, takip ettiğim kadarıyla elbette yani Nobel ödülünü o almıştır. Örneğin Mısır'daki Midak Sokağı'nın yazarı şu anda birden aklıma gelmedi. Yani Mısır edebiyatına bir ilgi olmuştur Nobel ödülünü aldığında. Dolayısıyla Türk edebiyatında bir Nobel dünya çapında ünlü bir ödüldür. Biz her ne kadar da kendi iç çekişmelerimizde, siyasi düşüncelerimiz doğrultusunda olumsuz görenlerimiz de olsa önemli bir ödüldür. Bu ödüle de bir Türk edebiyatından bir kişinin kim olursa olsun almış olması da ister istemez ilgi odağı haline getiriyor. Sevgili hocam, Türk ve dünya edebiyatından ben sizin eserlerinize gelebilir miyim? En son kitabınız Gazel Kuşları, Japon Balıkları. Romanınız değil mi hocam? Şöyle teşekkür ederim. Az önce hocamın dediğiyle de bağlantılı olsun söylediklerimiz. Yazar çağının tanığıdır. Çağının evet. tanığı olmak zorundadır. Elbette ki ütopik yazarlar vardır. Bilim kurgu türünde yazanlar vardır. Fantastik edebiyat dediğimiz türde. Masalımsı havada yazanlar vardır. Ama ortalama bir yazar çağının tanığıdır. Az önce geleneklerimizin, göreneklerimizin kaybolması elbette bizi üzmektedir. Ama başka çaresi yoktur. Çağ sürekli ilerlemektedir. Yanlış hatırlamıyorsam 14. yüzyılda Aşık Paşa'nın Garip Namesi'nde bir yazı var. Bir bölüm var. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunun için bilen kişilerden affımı istiyorum. Diyor ki zamane bozuldu. Büyüklerin küçüklere sevgisi, küçüklerin büyüklere saygısı kalmadı. Bunlar hep kıyamet alametleridir diyor. Şimdi bakıyorsun 14. yüzyılda. Gelmişiz 21. yüzyılda. Yani her dönemde belli bir yaşa gelmiş olan kişiler belki bir yerde gençliği görünce geçmişe doğru bir nostaljik dönüş yapıyorlar. Çocukluğun ana yurdumdur dediğimiz gibi ona doğru bir dönüş yapıyoruz. Daha sonra bir başka şairin dediği gibi benim değil zamanın telaşı var diyor şair Suat Sucu. Onun dediği gibi de bakıyorsunuz ki zaman hızla gidiyor. Biz bu zamana nasıl ayak uyduracağız? İşte etnografik açıdan, sosyolojik açıdan, kültürel açıdan incelendiğinde türkülerimiz, şiirlerimiz, özellikle 1870'ten sonra edebiyatımıza girmiş olan roman ve batı tarzı hikayeler de bir nevi kültürümüzün gelecek kuşaklara evet. aktarılmasıdır. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii, gençler daha çok işte atasözleri ve deyimler konusunda çıkan soruları yapamıyorlar. Yapamadıklarını söylüyorlar ve bunlar testlerden öğrenmeye çalışıyorlar. Popüler ana akım yayın evlerinin yayınlamış olduğu yabancı yayınları okumalarının bunda çok etkisi var. Oysa bizim yerli yazarlarımızı en azından küçümsemeden
Ve en azından o dili öğrenmek açısından okusalar, deyimlerimizi, atasözlerimizi, bir kerpiç ev nedir onu, ne bileyim işte bir az önce hocamın tarif etmiş olduğu o geleneklerimizi hakkında bir ucundan yakalayacaklar. Hmm. Niye bunu yakalamak zorundalar diye düşünüyorum. Çünkü nesil o geçmişin devamıdır, günümüzdeki nesil o geçmişin devamıdır. E o zaman geçmişimiz de öyle veya böyle, eleştirel de olsa, özleyerek de olsa, beğenerek de olsa devam ettirmek durumundalar. Yani devam ettirmek durumundalar derken en azından bilmek durumundalar. Bu yönüyle yerli yazarlarımız da çağının tanığıdır. Biz de o örneğin birinci paketi isimli romanın tanıtımında olduğu gibi 1980, 12 Eylül öncesi küçük bir kasabadaki insanların kendi çelişkileri, birbiriyle çatışmaları, doğayla mücadeleleri anlatılmaktadır. Dolayısıyla belki bir küçük dönem romanı gibi algılanabilir. Aslında bütün romanlar dönem romanıdır ancak insan tipolojileriyle, belki etnografik özellikleriyle bir evrenselliğe ulaşabilirler. Bundan başka örneğin ilk romanımız Gece Bir Güneydoğu Masalı isimli çalışmamızda özellikle memleketin en büyük sorunu olan Güneydoğu sorunu diyelim adına, terör sorunu diyelim, işte başka sorunlar diyelim, o sorunların da yaşandığı bir dönemi ama küçük bir örneğin öğretmen grubu polis çevresince başka ülkenin başka yörelerinde bilinmesi, düşünülmesi dahi imkansız demeyelim de düşünülmesinin dahi gerçekleşemeyeceği dönemi anlatıyor. Oradaki öğretmenler ne yapıyorlar? Dışarıdan gelmiş olan kişiler. Dışarıdan gelip o yörede yaşayan kişiler halkı anlayabiliyorlar mı? Halk ne düşünüyor? Bu tür konular üzerinde ilk romanımızda ona değinmiştik. İkinci romanımızda da yine bir dönem romanı. Gazel Kuşları ve Japon Balıkları. Evet hocam, son eseriniz. Evet, onu almak istiyorum sizden özellikle. Ben o romanınızı okumadım ama ismi çok ilginç. Evet. Neden Gazel Kuşları, Japon Balıkları sevgili hocam? Şimdi tabii kişinin yazdığı, ne yazdınız, ne anlatmak istediniz falan. Ya ben bilseydim zaten yazmazdım gibi. Gazel Kuşları belki bir hayal dönemini, Japon Balıkları da o hayale dönmek isteyen yetişkin bir kişiyi anlatıyor. Gazel Kuşları aynı kişinin çocukluğudur. Evet. Japon Balıkları da o kişinin belli bir yaşa ulaştıktan sonra dönmek istediği, anımsadığı o çocukluk dönemidir diyebiliriz. Evet. Teknik açıdan birazcık karışık bir roman ama bilemiyorum ne söyleyeceğimi tam olarak da. Genel anlamıyla 12 Eylül harekatından sonra babası jandarmalarca götürülmüş, bilinmez bir yere götürülmüş olan bir çocuğun dramı anlatılmaktadır. Ancak o kişinin çocuk olmadığı, belli bir yaşa geldikten sonra geçmişe dönük olarak bazı olayları anlattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Cumartesi Anneleri adını vermiş olduğumuz belli bir gruba da ithaf edilmiştir bu kitap. Çünkü devletin hukuksuzluğunun da bazı noktalarda hukuksuzluğu da dolaylı olarak oraya endekslenmeye çalışılmıştır. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Tabii Türk Edebiyatı'nın dünya edebiyatı karşısında ya da dünya edebiyatıyla bulunduğu paraleli çok güzel, biraz da ılımlı açıkladınız tabii. Güzel, özellikle bir yazarın çağının tanığı olduğu görüşü her zaman söylenir ve benim de çok tuttuğum bir görüştür. Olmalı. Özellikle ben aydın bütün bireylerin anılarını yazılmasını isteyen bir hayal de kurarım her zaman. Bütün insanlar yazması lazım. Neden? Çünkü onlar gelecek kuşaklara aktarılacak sosyolojik bir yapıdır. İşte bu sosyolojik yapının benim bugün sevgili
emekli eğitim müfettişi olması çok farklı bir meslekten gelmesini gerektirir. Çünkü toplumla sürekli, eğitim dünyasıyla sürekli birebir temas halinde olan Kayaoğlu Hocam. Onun için de bu eser ortaya çıkmış. Bu eseri ben çok tuttum. Neden? Kendi köyünün tarihi kültürünü anlatmış ama yüzyıllara varan Anadolu birikiminin günümüze yansıyan kültürünü yansıtmış. Birçok bilinmeyen yapı var ortada. O gelenekler, örfler, adetler, özellikle dinsel geleneklerimizin toplum içindeki yaygınlaşması bana çok ilginç gelmişti. Müsaade ederseniz Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatı'ndan, Gazel Kuşları'ndan, Şems-i Belli'den bu Anadolu kültürünün günümüze yansıyan yapısına geçmek istiyorum. Sevgili Sıtkı Hocam, bu Anadolu kültürünün günümüze yansıyan yapısı sizin kitabınızın genel içeriğini oluşturuyor. Ve ben bugün ki 30'un altında ya da 40'ın altında yaşta olanların bu gelenek ve görenek ve adetlerimizi birçoğunu bilmediğini, özellikle benim bile bilmediğim, 60 yaşındayım ben, bilmediğim birçok Osmanlı'dan günümüze gelen geleneksel yapı var. Ben sizin kitabınızda hatırladım bazılarını, bazılarını öğrendim. Gelecek kuşak bu bizim Türk kültürümüzün günümüze yansıyan yapısını bilmeyecek hocam. Bu siliniyor. Neden siliniyor? Dijital ortam, teknolojik yapının gelişimi, büyük bir hızla gelişimi ve o dijital ortamın bir düğmeyle dünyaya ulaşmanızı gerektiren bir gelişimi var. Ne olacak hocam sizce gelecek kuşaklar? Şimdi gelecek kuşağın ne olacağı da belli değil. Bu hocamın biraz önce dediği gibi Hammurabi zamanında söylemişler büyük teker, küçük teker önünde küçük teker önde gidecek, büyük teker arkada gidecek. Ahır zaman gidiyor. Nesil nereye gidiyor? Her dönem biz battık böyle diyen her dönem 4000 seneden beri söylenmiş gidiyor. Ama şu bir gerçek ki, evet hocam, Afrika'da bir vahşi hayat tespit edildi uçaklarda bundan birkaç sene önce. Orada 5-600 kişilik bir vahşi hayat vardı. Evet. Dünyadan habersiz. Adamların yok olduğunu, kaybedildiğini, organ mafyaları tarafından paylaşıldığını az duydum. Doğru mudur, yanlış mıdır? Afrika'da doğrudur hocam. Onu şimdi, basına da yansıdı. Şimdi insanlar nereye gidiyor? Eğitimin kalitesine, bu ayrı bir konudur bunlar. İnsanlar hiç bir işe yaramadığı halde kitle halinde birbirini kırıyor. Zorundaki 100 yıldan beri Japon neslinin çocukları sakat kalıyor. Derdimdeki Somali'deki insanları darmadağın ettim. Vücudundaki canlı bomba taşıyan hiçbir hayvan görüldü mü? Böyle bir vahşet var mı hayvanlar aleminde? Hiç boğaları salıp da oklarla, mızraklarla o hayvanları telef etmenin bu vahşeti hangi hayvan insanlara yapıyor? Evet. Çok düşünmek lazım. Çağ acaba kaliteli insan mı yetiştiriyor, düşünceli insan mı yetiştiriyor, menfaatçi insan mı yetiştiriyor? Bunlar ayrı bir televizyon konusu. Evet. Hocam bu eğitimle ilintili, eğitimle alakalı bir gelişim. Tabii. Eğer siz eğitim sisteminizi kendi ulusal yapınızın gereklerine göre dizayn etmezseniz toplumun gidişatını dünyadaki gelişime örnek aldığımız bırakmış olursunuz. Dünyadaki örnek aldığımız kişiler, ülkeler de öyle. Talancı. Bakın biraz önce dediniz ki efendim Afrika'da organ mafyasının gelişimini ve bütün toplumlarda bugün sıkıntılar var. Bu sıkıntının temeli nereden kaynaklanıyor hocam? Bu tabii benim şahsi görüşüm. Kapitalizmin bu kadar dünyaya yaygınlaşmasının bir gereği olduğu için. Ben çok önceleri bir televizyon programı yapmıştım. Orada Samsun'da merkez mahallelerden bir tanesinde bir kütüphane kuruyor o sosyal içerikli müessesenin yöneticileri. Ve çocuklara kitaplar vermeye başlıyor. İşte okul seviyesine göre birçok çocuğun nüfus cüzdanının olmadığını görüyorlar. Yetkililere haber veriyorlar. Annelerinin, hatta babalarının, hatta dedelerinin nüfus cüzdanı olmadığı. Bulvar yolunun hemen üstünde bir mahallede. Evet. Bu merkez mahallelerden biri. Biz hangi yıldayız?
Hangi yüzyıldayız? Ve Samsun gibi metropoliten bir yapıya kavuşmayı gerektiren Karadeniz incisi dediğimiz bütün sermaye kesiminin hatta iş çevrelerinin buraya büyük bir cezbedici yapıyla bakıp yatırımlar yapılan bir kentte merkez mahallelerin bir tanesinde annesinin babasının nüfus kaydı olmadığını ben canlı yayında edinmiştim ve hayretler içinde kaldım. Sonra yetkililere ulaştırdık bunu. Şimdi bu nedir hocam? Burada bir denge unsurunun şaşması söz konusu. Türkiye Anadolu insanı, Anadolu Yarımadası yüzyılda birkaç defa söyledim, yüzyıllara varan kültür birikiminin yansımasını hala günümüzde bünyesinde bulunduruyor. Dedik ya 5 tane medeniyet. Bunu çok dikkate almak gerekiyor. 5 tane medeniyet imparatorluğu evet. Kurulmuş siz bu eğer üzerinde. Eğitim sisteminizi yeterli düzeyde dizayn etmiyorsanız, ezberci bir eğitim sistemiyle, yabancı dille eğitimle siz eğer bu toplumu bir yere götürmek istiyorsanız hiçbir yere götüremezsiniz. İşte böyle deformasyonunu üst düzeylere götüren bir toplum yapısıyla karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Vallahi, hocam bu geleneklerimizden, sizin kitabınızda bahsettiğiniz. Ha, düğün geleneği. Geleneklerden, evet. Biraz önce ucundan bahsetmiştiniz. O gelenekler bugün tabii birçok genç nesle ilginç gelecektir. Onları alabilir miyim o izleyicilerimle paylaşmak için? Hocam da söyledi, bu neslin geriye gitmesini, geriye doğru yönlenmesini hiç arz etmeyiz, istemeyiz. O da mümkün değil zaten. Kimse istemez hocam. Irmak yukarıya doğru akmaz. Irmak aşağıya doğru akar. Şimdi ama geçmişimizde bir kayıt altına almamız, onunla ilgili de neslimizin bilmesi gerektiği şeylerin olduğuna inandığım için ben bu kitabı yazdım. Mesela bizde çok büyük değerdir bir konaklı düğün, düğün merasimi. Evet. Köylerde düğün nasıl yapılırdı? Şimdiki şehirdeki salon düğünlerinden farklı. Neden konaklı düğün hocam? Sahibi konak demek, evet hocam. Misafirleri ağırlamak demek, misafirleri düğün köyünde bir gece yatırmak demek, konaklama. Düğün iki şekilde düğün yap. Bir normal düğün yapılır, bir de konaklı düğün yapılır. Konaklı düğünde bir ay önce düğün sahibi okuntu gönderir evlere, her yani eve. Yani davet eder. Davet de kart değildir, bir şekerdir. Evet. Bir tane halkalı şeker. Evet. Eskiden. Bu düğün var olacak ilanıdır. Eğer konaklı düğünse o düğün sahibi 50-60 tane kazı besiye koymak zorundadır. Nerede bulacak 50-60 kazı? Kaz alanlar her hane birer tane kaz götürür. Onun kazını temin eder. Düğün değirmen, değirmenliği adı altında değirmen, buğday değirmene un götürmek için hazırlanan buğdaydır. Herkes birer tenike, diyelim 100 hane 100 tenike buğdayı düğün evine götürür. Neden? O düğünde ambarını bitirip gelecek sene aç kalmasın diye birer tenike buğday götürür. Yakacağını yakıp da kışın odunsuzda kalmasın diye birer kağını da çıkardık istiyorum. Birer kağını odun götürür. Yani ne yapıyor? Buğdayını götürüyor. Odununu götürüyor. Kazını götürüyor. Elinden gelen her çeşit yardımı yapıyor. Hmm. Konaklı düğün bahşişli düğün demektir. Hmm. Bahşişli. Konaklar gelir, beşer kişi, onar kişi kaçsa. Bir haneye konarsın, sana etin gelir, kazın gelir, her çeşit ikram gelir eve. Ve bu evdekiler kapalı zarf içerisinde hediyesini koyar. Bu hediyeler açılmaz. 5 kişilik bir heyet tarafından hediyeler koruma altındadır, saklanır. Hiç kimse oradan bilgi sızdırmaz. Evet. İddialıdır. Ve bir gece benim köylerimden yaşlılar anlatır, Alagömlek köyünden köye gelip İnek satmışlar, bu para yetmez diye düğün zarfına koymak için inek satmışlar, geri gitmişler, zarfı değiştirmişler, para koymuşlar içerisine.
Ertesi gün yine bir heyet tarafından bu açılır. Birinci olan zilli börek diye bir şey vardır. Evet. Kavram zilli börek yer. Börek de küçücük bir sini içerisinde yapılmış bildiğimiz börek. Yufkadan yapılmış börek. Evet. Arasına malzeme doldurmuş börek. Mesele börekte değil. Zilli böreği yiyen hangi konum? Konak. Ahmet'in konağı. Bu evet. Namı içindir. Bu para. Düğünün masrafı 3'e 5'e katlanır. Kâra döner. İyi de bir gelir olur. Ama zor bir iştir. Masraflı bir iştir. Yorucu bir iştir. Ertesi gün büyük güreşler olur. Büyük yarışlar olur. O unutulmayan hocam, bir şeydir. Hocam bir de sizin yörenizde, o kitabınızda da yer almışsınız. Batıl inançlar çok önde. Biraz önce birinci bölümde bahsetmeye çalıştık ama çok kısa geçtik. O batıl inançlar içinde çok ilginç şeyler var hocam. Mesela ben bazılarını okumak istiyorum. Ay tutulmasında sala verilir camiden. Evet, bizim, sala verilerek evet. Silah atılır ve ayın kurtulacağına inanılırmış. Şimdi Türklerde evet. Gök tanrı inancı vardır. Biraz böyle doğa olaylarına şey derler, inanırlar. Bu ağlamalar, sızlamalar, sela verilmeler, silah atmalar, bağırmalar, ne varmış? Ayı, yılan, ayı yutmuş, ayı yılandan kurtulmaya çalışıyormuş. Bu işte bir batıl inançtır. Anadolu bu bir batıl inançtır. Ama şu anda buna inanan olmadığı gibi ayın kaç sene sonra hangi saatte tutulacağını biliyor evet, bugünkü tabii. İlim. Ve insanlar da buna... Ve bu ne yazık ki günümüze kadar bu batıl inançlar sürüyor. Mesela yere düşen bir bardağın kırılmasının iyiye ilamet olmayacağı. Önünden kara kedinin evet. geçtiğinin, gece kara kedinin geçtiğinin iyiye alamet olmayacağı. Bunlar bacada baykuş etmesi gibi. Efendim buyurun sevgili. Devam etsin hocam. Tabii buyurun hocam. Birazcık bir şeyde espri katalım. Bu az önceki ay tutulması olayıyla ilgili olmak üzere benim memleketimde, benim köyümde olan bir olayı anlatırlar. Ama bunu başka yerlerde de duyduğumu söyleyeyim. Şimdi gündüz ay tutulması olmuş, ortalık birdenbire kararınca bir batıl inanç olmak üzere işte çıkarıp tencere tava falan çalmaya başlamışlar, gürültü yapmışlar. Ve ne oldu? Bunlar kavgaya tutuştular. Ne yapıyorsunuz siz? Bunları ayırmaya çalışıyoruz diye. O zaman köyün aklı evvellerinden bir tanesi gelmiş. Kardeşim demiş, siz bu işleri boş verin. Ankara'dakiler o işi halleder. Evet, bize esmini işi. Evet hocam, yani şimdi, bu köpeğin vakitsiz ötmesi, gece havlaması, horozun vakitsiz ötmesi, öküzün gece büğürmesi kötü şeylere işaret etti. Kötü şeylere işaret etti. Şimdi bu batıl inançların yaşayanı yok. Dünyada teknolojinin, müsbet bilimin, özellikle modern tıbbın bu kadar ileri düzeye gelmesi neticesinde Anadolu'da hala bu batıl inançlar var değil mi sevgili? Azaldı. Azaldı tabii ki. Azaldı. Bunun nedeni ne hocam? Mesela, bugün sosyal medya diye nitelendirdiğimiz dijital dünyanın gelişimi. Dağ başındaki bir çobanın cebindeki telefonla artık dünya ile irtibat haline gelebilme noktasına gelmiş olması. Cemil Bey. Buyurun sevgili hocam. Dünya ile ne kadar irtibat haline gelirsen gel. Tablet bilgisayarda eğitim yapılıyor deniyor ama bir öğretmen nefesini duymadan, bir öğretmen kokusunu hissetmeden o kişinin duyusal alanına giremiyorsun. Evet. Bir tavuk 20 tane civcivini büyütmek için tehlikelerden korumasını öğretiyor. Böcekleri nasıl yakalayacağını öğretiyor. Yağmur çiselince kanatlarının altına alıyor. Onu kendi ısısıyla, anne şefkatiyle onu ileride neslini nasıl üreteceğini öğretip meydana salıyor. Evet. Şimdi biz de eğitimciyi ikinci plana, şunu ikinci plana çıkarırsak daha ilerimizin ne olacağı belli olmaz. Tablet, bilgisayar insanlara manevi, duyusal alanla hitap etmiyor. Merhamet alanla hitap etmiyor. Sen birinci ol, bir şey ol da birinci ol. Hep birinci ol. Engin Civan, Halil Bezmen,
bu gibi insanlar, Yahya Demirel, hepsi bunlar devlet kesesinden fen bilgisi okul, fen liselerinde yüksek lisans yaptılar, belli bir yere geldiler. Ne yaptılar? Baktılar ki belli bir şeyler parasız olmuyor, devleti soymaya kalktılar. Neden? Tek yönlü, duygusal alanı boş. Adamlar birinci ol, al, boş ver, enayidir, enayi yürüsün. Bu tip tablet bilgisayarla eğitirsen ileride insanların neyi yıkıracağı, ne yapacağı hiç belli olmaz. Hocam, bir şey ben az öyle gireyim, haddimi de aşmış olabilirim belki estağfurullah, ama estağfurullah 35 hocam. Senelik eğitimim de bana bunu öyle söylüyor. Bir öğretmen tavuklarına civcivi nasılsa öğrencilerine öyledir. Ben herkese her şeyim yok derim ama öğrencime hiçbir şeyimi, öğretmenin bir şey söylese var demek zorundayım. Hocam buyurun, katkıda bulunmak istiyorum. Destekler mahiyette bir şey söyleyeceğim. Belki bir yerde vali yetiştirebiliyoruz ama adam yetiştiremiyoruz. O vali ve adam hikayesini hepimiz biliyoruz zaten. Evet. İzleyicilerimizin de büyük bir kısmı biliyor. İşte sormuş, babasını ayağına çağırmış. Hatta çavuşlara, jandarmalara göndermiş, babasını ayağına çağırmış. Baba demiş, sen bana adam olamazsın dedin ama bak ben vali oldum demiş. Oğlum demiş, yani ben vali olamazsın demedim ki, adam olamazsın dedim. Hocamın dediği gibi herhalde biz vali yetiştireceğiz ama galiba adam yetiştiremeyeceğiz. Bir de galiba şöyle bir şey var değerli hocam. Siz bizden çok daha tecrübelisiniz de genellikle derslerimde başarılı olan öğrencilerimden yıllar sonra denk geldiğinde onun benden bir selamını bile esirgediğini görüyorum. Başarılı bir öğrenci. Evet. Ama başarısı düşük olan öğrencilerin de yıllar sonra, 20 yıl öncesinden dahi beni arayıp hal hatır soran kişileri görüyorum. Herhalde o sizin demiş olduğunuz duygusal veya öğretmen-öğrenci arasındaki sevgi bağının derslere endekslenmeyip sevgi bağının daha güçlü olmasından ileri geliyor galiba. Bir daha cümle söyleyeyim orada. Başarılı öğrencilerin ileride selam vermediğini görüyorum diyorsunuz. Bu başarılı öğrenciler dershaneye gidiyor. Dershanelerde canım okul size ne veriyor? O eğitim mi veriyor? Gelin bir eğitimi biz verelim. Bak sizin okulun sorularından, eğitim programından soru mu çıkıyor? Bizden çıkıyor sorular. O da diyor ki ya öğretmen ikinci bir kişi. Nasıl olsa verdiği eğitim bana bir şey vermiyor. Evet. Babası da diyor canım öğretmeni bekali almam. Dershane öyle diyor. Şimdi o çocuk ileride öğretmenin kendine bir şey vermediğini, zekasıyla bir yere geldiğini kabul ediyor. Küçümsemeye başlıyor. Ben profesör öğretmenin olurum. Değerini babasının altındaki arabayla, öğretmenin altındaki arabayla ölçüyor. Halbuki ben öğrencilerim hiç böyle bir şeye rastlamadım. Aycık hastalansam sırtında gezdireceğini biliyorum. Şimdi hocam, burada ben müdahale etmedim. İkiniz çok güzel bir noktaya getirdiniz. Burada şu ortaya çıkıyor değil mi hocam? Eğitim sisteminin toplumun yapısına göre dizayn edilmesi, Anadolu kültürünün gelişimine ve bunun perspektifinin uluslararası boyuttaki yapıyı ortaya koyarak bir sistematik yapının oluşturulması söz konusu. Eğitim sisteminin yapısını eğer siz biraz önce söylediğim gibi o doğrultuda götürürseniz bu toplumda bugün bahsettiğiniz sorunları her geçen yıl yığınla gelişmeyle. Hocam, bize ayrılan süre bitmek üzere. Çok az bir vaktimiz kaldı. Anadolu kültürünün yansıması özellikle köyünüzden hareketle oluşturduğunuz ve büyük emek verdiğiniz, yıllarca gözünü döktüğünüz bu kitabınızdaki Anadolu insanının gelişimi, geleneklerimiz, örf adetlerimizle ilgili ilave yapacağınız, son söyleyecekleriniz nedir sevgili hocam? Şimdi bu kitapta o kadar bahsedeceğimiz konular var ki. Çok var. Son olarak, çok kısa gelin olarak. Gelin beğenmeden al da gelin almaya kadar. Evet. Tarlaya tohum ekmeden al da tohum hasadına kadar. Yaşamın bütün unsurları. O gaz yerken lades kemiğini kırıp da o, biz ona çekişme deriz. Evet. Onu alıp da bir yıl, iki yıl birbirini aldatamayanlar, lades diyemeyenler, hatta biz bu kelimeyi lades demiyoruz da uduha derdik. Uduha evet. Deriz. Bunları işleyemedik.
Hocam, işlememiz gerekir. Kitap geniş olduğundan dolayı bir başka programda yaparsa olur, yapmasak da. Çok önemli, yerel bir sosyolojik araştırma yapısını ortaya koymuşsunuz bu kitapta. Gözünüze tamamen gerçek ve köyümün yaşantısı. Elinize sağlık diyorum. Hiç başka yüreğinize bir katkı yok. Diyorum. Evet. Yaşlılarımı dinledim. Tarihi şeyler tabii mevcut kaynaklardan aldım, o köyün kuruluşları 400 evet. sene önceki şeyleri. Hocam çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program düzenleyip de konuşma fırsatı verdiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Başka bir program. Evet sevgili Melih Yılmaz öğretmenim. 3 tane roman ortaya çıkardın, Türk Edebiyatı'na kazandırdınız. Bir de çok önemli söz yazarımız, şarkı sözü yazarı değil aslında, şiirlerinin bestelenmesiyle Türk sanat müziğine çok önemli eserler kazandırmış. Türkiye'nin en önemli bestekarları tarafından şiirleri bestelenmiş. Şems-i Belli'nin hayatını, sanatını ve kişiliğini ortaya koyan bir araştırma koymuş. Ve bunu da Malatya Valiliği basmış. Türk Edebiyatı'nın dünya edebiyatı içindeki var olduğu nokta, özellikle 2000'den sonra Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bir Nobelli yazarının da bulunduğu ve dünya dilleri arasındaki çevrim yoğunluğunun çok son yıllarda çok üst düzeylere çıktığını konuştuk sizinle. Son olarak ne söyleyeceksiniz sevgili hocam? Şems-i Belli ağırlıklı oldu program. Evet. Şems-i Belli yaklaşık 20 küsur yıllık çalışmanın ürünüdür. Ama bu yayınlanamamıştı. Malatya Kitaplığı projesinden bahsetmem gerekiyor. Çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Çok kısa. Sanıyorum 2009 yılında dönemin Malatya Valisi Doçent Sayın Ulvi Saran tarafından geliştirilmiş bir projeydi. Malatya'nın geçmişten tarihin bilinen ilk çağlarından günümüze kadar olan ne var ne yoksa bütün kültürel birikimlerinin kitaplaştırma yoluna gidilmişti. Malatya Ansiklopedisi çalışması vardı. Geçmişten günümüze Malatya, medeniyetin beşiği Malatya gibi, Malatya çocuk oyunları, Osmanlı Devleti'nde Malatyalı devlet adamları gibi yaklaşık 10 küsür, 13-14 tane kitap yayınlandı. Evet. İşte bunlardan bir tanesi de Sayın önceki vali Ulvi Saran'ın başlatmış olduğu projedir. Şu andaki Malatya valisi Sayın Vasip Şahin de bu projeyi en iyi şekilde devam ettiriyor ve bizim kitabımıza da bir ön söz yazma teveccühünde bulunmuştur. Malatya Kitaplığı'na emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Programımıza katıldık, renk verdiğiniz için. Sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programının bu akşam iki önemli konuğu vardı. Emekli eğitim müfettişlerinden Sıtkı Kayaoğlu. Sıtkı Kayaoğlu sosyolojik araştırma niteliğinde bulduğum çok önemli bir kitabı kendi köyünden hareketle yayınlamış. Bir diğer konumda Melih Yılmaz öğretmenim 3 roman kazandırmış Türk Edebiyatı'na ve en sonunda çok önemli bir şahsiyeti Şems-i Belli'nin hayatını, sanatını ve kişiliğini kitaplaştırmış. Türkiye'de ilk defa bu araştırma yapılmış. Geçmişten geleceğe baktığımız programımızın gelecek hafta bir başka konuk ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler.